2024 Hac Hatıraları. Hacı olduk, hacı kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizleri bu salonun altında böylece Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimiz'in kabri saadetlerinin başında bir araya getirdiği gibi yeniden aradan birkaç yıl geçmesine rağmen belki bazılarımızın daha taze hacılarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle, ablalarımızla bir araya getirdiği için Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Bizleri hacı olmayla, Kabe-i Muazzama'yı gören bir gözle, Medine-i Münevvere'de okunan ezanı işiten bir kulakla, Peygamber Efendimiz'in o mübarek sahabesiyle beraber hayat yaşadığı, günlerini geçirdiği, mekanları dolaşan, gezen, bir zamanla, bir hayatla, bir bedenle nimetlendiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hepimiz gönülden ellerimizi kalbe götürerek bir salatü selam okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gönülümdesin ya Resulallah, kalbimdesin, canımdasın, canımın içindesin mesajını ifade eden el selamımızı, gönül selamımızı ve salatü selamlarımızı da Resulullah Efendimiz'e göndermiş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uzaktan yakından davetimize tıpkı Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'in diliyle وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا İnsanları hacca davet et ey İbrahim hitabıyla davet ettiği gibi bizler de hacı olan kardeşlerimizi davet ettik. İmkanı olanlarla yeniden bir araya gelelim, göz göze, gönül gönüle olalım, hasbihal edelim, kazandıklarımızı yeniden gözden geçirelim ve beraberce dua edelim diye sizler bu davetimize icabet ettiniz, uzaktan yakından geldiniz, salonumuzu teşrif ettiniz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, safalar getirdiniz diyorum, Allah hepinizden razı olsun efendim. Sözlerimin başında kıymetli muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın selamlarını da sizlere iletmiş olayım. Muhterem hocamız daha önceden planlanan programları sebebiyle aramızda olamadılar. Ama programın hem içeriği hem hazırlanması hem vizyonu açısından son derece memnun olduğunu ifade ettiler. Ve hacılarımızın hepsine kalbi selamlarını ilettiler. Ben de bu selamı sizlerle paylaşıyorum. Kıymetli Diyanet İşleri Başkanımızın hepinize ayrı ayrı selamları, hürmetleri ve dua talepleri var efendim. Değerli kardeşlerim, tabii hac organizasyonları çok önemli organizasyonlar. Hac ibadeti İslam'ın 5 temel esasından bir tanesi malumlarınız. Bizler hacıya gidecek kardeşlerimizin daha hazırlık safhalarında hacıya gitmeden önce bu ibadete, Resulullah Efendimiz'i ziyarete hazırlık yapabilmeleri için onlarla ilgili görüşmelerimiz, kafilelerin oluşması, grupların teşekkül etmesi, onların hazırlanması gibi bir sürü, bir takım işleri organize ettik. Türkiye'de tüm Diyanet İşleri Başkanlığımızın bağlı bulunduğu alt birimlerindeki müftülüklerimizin yaptığı bir organizasyondu bu. Biz Konya olarak acaba farklı ne yapabiliriz diye böyle düşündüğümüzde sadece hacca gidecek kardeşlerimizi hacıdan önce ziyaret etmek, organize etmek, onların yetişmeleri için programlar düzenlemenin önemli olduğunu biliyorduk ama yeterli olduğunu düşünmüyorduk. Bu sebeple hacdan dönen muhterem hacı abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizle beraber bir araya gelelim arzu ettik. Elbette ki hacı rafıklığı son derece önemlidir.
Ben biliyorum ki aranızda gruplar olarak kafilelerin kendi arasında teşekkül ettirdiği ve haftalık 15 günde bir aylık oturmalarınızın olduğu toplantılar icra ediliyor. Ancak daha böyle büyük bir toplantıyı tertip etmenin elbette ki belli amaçları var. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim, bir araya gelebilmenin, bir olabilmenin, beraber olabilmenin, yeniden aynı şevkle, heyecanla haccı, hac ibadetini, Arafat'ı, Müzdelife'yi, telbiyeyi, teşrik tekbirlerini hatırlayabilmenin, tavafı hatırlayabilmenin imkanını oluşturmaya çalıştık. Daha büyük bir organizasyonla aminlerimizi aminlere katıp ortak bir dua kervanı oluşturmak istedik. Belki bulunduğu konum ve mekan itibariyle Hacı Rafıklarıyla çok da sık buluşamayan ama Rafıklık hatıralarını, haç hatıralarını konuşmak isteyen kardeşlerimiz olabilir diye düşündük. Onlara da bir imkan olsun diye bunu gerçekleştirdik. Kapıdan girerken salonun içerisinde pek çok kimsenin birbirlerini telefonla aradığını, el salladığını, hatta karşı taraftan birbirlerine selamlar verdiğini, ben buradayım hadi sen de buraya gel arkadaşlar burada diye konum belirlemelerinde bulunduklarını gördüm. Çok sevindim. Bu muhabbet, bu kardeşlik, bu hatıraları yeniden tazeleme elbette önemliydi. Değerli kardeşlerim, tabii insanların hayatında unutamayacakları güzellikler elbette vardır. Bunlardan bir tanesi de hac ibadetinin ta başlangıcından itibaren sonuna kadar süren süreç içerisinde yaşanılan hadiseler ve olaylardır. Her biri güzeldi. Kurrası güzeldi, beklemesi güzeldi, çıkmayınca ağlaması güzeldi, çıkınca sevinçten gözyaşı dökmesi de ayrı bir güzeldi. İhram bezini almak, seminerlere katılmak, hanım kardeşlerimizin aynı tip başörtüleri edinmek suretiyle bir grup psikolojisine girmeleri hep güzeldi. Etrafımızdaki komşularımızın, sevdiklerimizin hacca gidecek bir dedelerini, babalarını ziyaret etmeleri güzeldi. Onların yavrularını kalben kucaklayıp gönülden sevgi akıtmaları güzeldi. Bana da dua et, unutma emi anne baba diye yalvarışları güzeldi. Resulullah Efendimizin huzurunda ya Resulallah komşum falancanın sana selamı var. Oğlumun selamı var. Öğretmenimin selamı var. Falanca ümmetinden falancanın selamı var ya Resulallah iletiyorum demek güzeldi. Dualarımızda kardeşlerimizi anmak güzeldi. Bosna'yı, Gazze'yi, Filistin'i, Suriye'yi, mazlum coğrafyaları, sıkıntıda olan kardeşlerimizi hatırlamak hep çok güzeldi. Gece teheccüdlere gitmek, Kabe-i Muazzama'ya girebilmek için sıra beklemek, ihramlarımızı almak, tavaf ederken birbirimize selam vermek, tavafın içerisinde dua edip, zikir edip, tesbih çekmek, tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak, makamı İbrahim'in arkasında yer bulmak için koşuşturmalar hep güzeldi. Hazreti Hacer'in say ettiği mekanda koşmak, Hazreti İsmail'leri onun koruduğu gibi evlatlarımızı koruma azminde, şuurunda olmak ve bu düşünceleri taşımak hep çok güzeldi. Arafat'ta vakfe yapmak güzeldi. Ayakta durmak güzeldi. Buyur ya Resulallah, ben geldim diye selam vermek güzeldi. Ya Rabbi, emrine geldim diye telbiye okumak güzeldi. Hep beraber yeniden o aşkı tazelemek için o telbiyeyi tekraren buyurun beraberce okuyalım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Emret ya Rabbi, huzuruna geldik, senin ortağın yoktur. Hamd sana aittir, şükür sana aittir. Buyur ya Rabbi buyur, emrine ittibaen geldim diyerek gözyaşlarıyla Kabe-i Muazzama'ya bakmak güzeldi. Değerli kardeşlerim, pek çok güzelliği ard ardına sıralayıp sayabilirim.
Bunlara şükürler olsun. Ama önemli olan bir hadise de haçtan döndükten sonra yaşadığımız bu güzellikleri etrafımıza taşıyabilmekti. Hayatımızda koruyabilmekti. Farklı bir insan olduğumuzu gösterebilmekti. Rabbimize verdiğimiz söze sadakatle bağlılığımızı yeniden ispat edebilmekti. Elbette ki sizler bunun gayreti içerisindesiniz. Elbette ki sizin grup hocalarınız, camilerinizdeki imam kardeşlerimiz, din görevlilerimiz sizin bu duyarlılığınıza yardımcı olmak için sizinle hep beraber oldular. Ancak bazen insan nefis taşıyor. İnsan dünyaya kapılıp gidebiliyor. İnsan Kabe'yi gören bu gözüne başka hayaller taşıyabiliyor. Ezan, Medine ezanını duyan bu kulaklarına başka tınılar gelebiliyor. Bunun için birbirimize karşı kardeşlik vazifelerimiz var. Uyarma vazifelerimiz var. Birbirimizi yeniden dikkatle lebbeyk Allahümme lebbeyk nidasında, telbiyesinde buluşturmaya, hatırlatmaya ihtiyacımız var. İşte bu program böyle bir beklentinin, böyle bir vizyonun, böyle bir bakış açısının bir yansıması olarak Türkiye'de ilk defa sizlere sunuldu değerli kardeşlerim. İnşallah örnek olur, güzelliklere vesile olur diye temenni ediyorum. Emeği geçenlere tekraren teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen, siz salonumuzu dolduran hacı kardeşlerimize, hatta yer bulamayıp ayakta kalan kardeşlerimize de teşekkür ederek haklarını helal etmenizi istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, hacı olmak elbette önemliydi ama hacı kalmak ve hacı olarak ölmek çok daha önemlidir. Haçta kazandıklarımızı muhafaza etmek son derece önemlidir. Hani Alvarlı Muhammed Lütfi Hazretlerinin ifadesiyle, felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma fahri alemi zişanı incitme, diyordu ya o mübarek insan. Günahkar olup da fahri alemi zişanı incitmek elbette bir hacıya yakışmaz, elbette bize yakışmaz bir husustu. Bunları hatırlayalım istedik, bunları yeniden gündeme getirelim istedik. Ve sizi şimdi insanlığın ilk atası, ilk peygamber, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemizin yanına götürmek istiyorum. Arafat'taydık. Buluşma mekanıydı Arafat. Birbirinden ayrı olanların aslında ayrı olmadığını ispat mekanıydı Arafat. Arif olma yeriydi Arafat. Vakfeye durma yeriydi Arafat. Esas duruşa geçme yeriydi Arafat. Arafat ailemizle, sevdiğimizle, hanımımızla, çocuğumuzla aslında aramızı ayırmamamız gerektiğinin bilincinin oluştuğu yerdi. Arafat aslında Konyalısıyla, Trabzonlusuyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Amerikalısıyla, Japonyalısıyla, Bosnalısıyla, Filistinli, Gazzelisiyle, Azerbaycanlısıyla tüm dünyadaki Müslümanların bir ve beraber olduğunun yaşandığı, ispat edildiği mekandı Arafat. Hazreti Adem ve Havva ayrı düştüler dünya serüvenlerinin başlangıcında. Uzun süre birbirlerinden ayrı kaldılar ve Arafat meydanında bir araya geldiler. Geldiklerinde dillerinden dökülen söz şu olmuştu: قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi, biz nefislerimize zulmettik. Sen bağışlamazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz demişlerdi. Hacı kalmak demek, nefsin, şeytanın, dünyanın bizi kandırmaları sebebiyle düştüğümüz günahlardan, kusurlardan hanımımızla beraber yan yana gelip, sevdiklerimizle beraber bir araya gelip, ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik, ne olursun bizi bağışla demenin yoluydu. İşte bugün biz burada sizlerle beraber başımıza gelen sıkıntılar, kusurlar, nefsimizin bize baskıları sebebiyle oluşmuş herhangi bir
günah var ise ya Rabbi, biz bir araya geldik yeniden. Arafat'ta bu kardeşlerimizle tevbe istiğfar etmiştik. Yeniden tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz, birlik ve beraberliğimizi ispat ediyoruz. Hep beraber huzurunda günahlarımıza tevbe ediyoruz demek için organize edildi. Peygamberlerin atası İbrahim'di aleyhisselam. Merhametin babasıydı o. Ebu'r-Rahim'di. Katılaşan kalplerimize yeniden İbrahim'i bir esinti sunmak için bir araya geldik. Merhameti önce kendimize, sonra çocuklarımıza, sonra bütün mahlukata vermesi gerekiyordu bir hacının. Onu hatırlatmak için yeniden gündeme geldik. Hazreti İbrahim'in tevhidi duruşu vardı. İtikadi bir duruşu vardı. Güneş, ay, yıldızlar ibadet edilecek şeyler değil. Ben yönümü alemleri yaratan, gökyüzünü, yeryüzünü yaratan Allah'a karşı hanif olarak, tertemiz olarak döndüm demenin adıydı. İbrahim'i duruş, tevhidi duruş. Bizler hayatın içerisindeki savrulmalarda yaşadığımız kusurlarımıza yeniden tevbe edip, yeniden Kabe-i Muazzama'ya dönüp, yeniden kıblemize yönelip, yeniden İbrahim'i bir duruşla inni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn, biz müşriklerden değiliz ya Rabbi demenin ispatı için bir araya geldik. Kabe-i Muazzama'da Hacer ile İsmail'i terk edip giden İsmail'in, İbrahim'in "Nereye gidiyorsun ey İbrahim?" sorusuna hanımına dönüp nazlı nazlı bakıp iç geçirip bir şey dememesinde, Allah'ın emri karşısında hepimizin el pençe divan durmamız gerektiğini anlatmak için yeniden bir araya geldik. Hazreti İbrahim'in bırakıp gittiği Hacer'in teslimiyetini hanım kardeşlerimizle yeniden paylaşmak istedik. Evladı için yeşil direkler arasında, Safa ile Merve arasında say eden Hazreti Hacer'in o şuurunu yeniden taşıyıp evlatlarımız için, ahiretleri için, gelecekleri için gayretimizi bilemekti bu programın amacı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccında Arap'ın, aceme, acemin, bir başkasına, beyazın, siyaha, kırmızının, esmere üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Allah'a karşı kulluk vazifesini güzel yapabilmenin adıdır kulluk, takva. Bunu yeniden paylaşalım diye bir araya geldik. Hasılı değerli kardeşlerim, namaz camiden çıkınca başlıyor. Oruç Ramazan bitince başlıyor. Hac Kabe'den dönünce başlıyor. Hatıralarımızdaki güzellikleri hayatımızdaki güzelliklere taşımaktır hac. Hayatımızdaki güzellikleri hakikatle buluşturup insanlığa ulaştırmaktır hacı olmak. Hacı olmak, Kabe-i Muazzama'yı gören gözlerimize, Medine'deki Medine ezanını duyan kulaklarımıza, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmain hazretlerinin, sahabe-i kiramın dolaştığı yerlerde dolaşarak kalben, gönlen dolu olan kalplerimize yeniden bir ezan duyurmak, yeniden bir esinti duyurmak, yeniden hatıraları taşlandırıp, hatıraları gündeme getirip hayatımızı daha güzel hale getirmekti amacımız. İnşallah bu amaçlarımızı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Salonu doldurmanız, heyecanla beni dinlemeniz bunu gösteriyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı yeniden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hacca giden kardeşlerimizin güzelliklerine gidemeyen kardeşlerimiz şahit oldular. Rabbim onların yollarını da açsın. Kurra bekleyen kardeşlerimize yeniden kolay bir şekilde, hayırlısıysa
o yolları, o mekanları ziyaret etme imkanını sunsun. Aramızdan ayrılıp ahirete irtihal etmiş rafıklarımız elbette vardır. Allah hepsinden rahmet eylesin. Sizlerin uzaktan yakından gelişiniz de inşallah biraz sonra Kur'an-ı Kerim ziyafetleriyle Sinevizyon gösterdi ki içinizdeki kardeşlerimizin hatıralarını paylaştığı bir bölüm sadece size yansıtılacak imkanlar ölçüsünde. Sonra tasavvuf musikisi, Kur'an-ı Kerim ve inşallah tüm geçmişlerimize, başta Peygamberimiz olmak üzere Gazze şehitlerine, Suriye'dekilere, ülkemizi korumak için vatan müdafasında şehit olmuş tüm şehitlerimize dualar edeceğiz ve programımızı tamamlamış olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim buraya gelişinizi tıpkı Arafat'a giderken attığınız adımlara eşdeğer kılsın. Buradaki bulunuşunuzu tavaf ederken yaptığınız selamlamalarla eşdeğer tutsun. Buradaki dualarınızı Ravza-i Mutahhara'da, Hücre-i Saadet'in yanında, Resulullah Efendimizin huzurundaki aminlerinizle eşdeğer kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين
قصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم قليلا يا فهو أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة